için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü adresimiz Ankara'da. Ankara'da farklı tasarımlarla ön plana çıkan Beste Hanım'ın konuğuyuz. Bakalım bize neler anlatacak. Hep birlikte izliyoruz. Beste Hanım, Ankara'daki yolculuğumuzda bizlere kapılarınızı açtığınız, bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Verdiğiniz hizmetlerden, birbirinden şık ve farklı tasarımlardan bahsedeceğiz ama öncelikle Beste Hanım kimdir? Sizi tanımak isteriz. Evet, ben iktisat mezunuyum. Bu işe 3 yıldır yapıyorum. Doğal ipler ve hakikileri birleştirerek tasarım ürünler gerçekleştiriyoruz. Önceliğimiz ayakkabı ama çanta, takı, onun gibi bir sürü materyalle uğraşıyoruz. Beste Hanım, bu alandaki maceranız nasıl başladı? Biraz bundan bahsedelim izleyicilerimize. Mersin'in bir yöresinde ufak bir yazlığımız var. Orada yöre halkı muzculukla uğraşıyor. Muz ağaçlarının atık kısımları da gübre oluyor. Ben bu muz ağaçlarının atık kısımlarını değerlendirmek istedim. Kendi imkanlarımla ufak bir tesis kurdum. Orada muz lifi üretiyorum. İlkel bir makinamız var. O muz lifi bambugillerden oluyor. Nemi emiyor. Ayak için uygun. Bir tane kendime bir sandalet denedim. Tasarladım. Uygulamaya geçtik. Kabul gördü. Herkes beğendi. Önce tabanı muz ağacından yaptığımız sandaletin tabanını patentledik. Ondan sonra yaptığımız ürünlerin tescillerini almaya başladık. Derken büyüdü. Kış için daha çok deri ağırlıklı çalışıyoruz. Tercih edene yine tabanına muz lifini yerleştiriyoruz. Kösele taban çalışıyoruz. Kişiye özel de çalışabiliyoruz. Muz lifi hangi alanlarda kullanılabiliyor? Hangi ürünlerde daha çok tercih ediyorsunuz? Biz bu işe başlamadan önce biraz araştırdım. Birçok alanda, kağıt yapımında, inşaat sektöründe. Yöre halkı şekillendiriyor, eğiriyor. Elde eğirme yöntemi kullanıyoruz. Örüyoruz, üçlü beşli örgüler yapıyoruz. Tabana daha çok çelik taban üzerine muz lifini entegre ediyoruz biz ayakkabılarımızda. Üst kısımlarında da tercihe göre aksesuar olarak kullanıyoruz. Küpe yapıyoruz, saç bantı yapıyoruz. Bunun gibi birçok ürünümüz oluyor. Evet, yaptığınız ürünlerle modaya yön veriyorsunuz diyebilir miyiz efendim? Modaya evet ama sağlık açısından biraz değinmek gerekir. Sağlık açısından çok önemli. Birçok ayak problemi olan için sağlıklı. Genelde medikal ürünler biraz daha kaba oluyor insanlar için. Biz bunu biraz daha şekillendirmek istedik. Hani hem sağlık açısından hem estetik açısından güzel olsun istedik. Genelde böyle problemli ayaklar da bize geliyorlar. İşte kemikli, çok terleyen... Ya da çok çok daha küçük, mesela erkek ayaklarında çok daha küçük numaralara denk geliyoruz. Biz hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Hepsi için en uygununu yapmaya çalışıyoruz. Ankara'da bir mağaza açtık. Ankaralıların da bir tabii şansı var. Geliyorlar bizden derisini de seçebiliyorlar. Deri rengini de seçebiliyorlar. Yaptığınız tasarımlardan bahsedelim biraz da. İzleyicilerimiz şu an ekranda görüyor. Birbirinden değişik modelleriniz var. Bize biraz bunların hikayesinden bahseder misiniz? Evet, ilk kendim için bir tane tasarladım. Hayata geçer geçmez denedik, çok güzel oldu, çok rahat oldu. Ben kendi ayakkabılarımı rafa kaldırdım, sandaletimle devam ettim. İnsanlar önce muz lifi batar mı, ayağa batar mı diyorlar. Hayır, asla. Muz lifi ıslandığında yumuşacık, pamuksu bir doku alıyor. Bunun sebebi de doğal bir ürün, bambugillerden. Muz lifini de biz Mersin'de kendimiz ham maddemizi ürettiğimiz için içine hiçbir kimyasal katmıyoruz, bunun garantisini veriyoruz. Elde eğriliyor ve dokunuyor, şekillendiriliyor. Tamamı el emeği, organik diyebiliriz, organik olarak adlandırabiliriz tabanlarımızı. Biz buna bir de deriyi katıyoruz. Deri ve kösele taban. Kösele taban, muz lifi biraz akla değişik geliyor ama gelip görmenizi öneririz muhakkak. Web sitemizi gezin. Evet, web sitemiz var, satış sitemiz. Büyük satış sitelerinde de yerimiz var. Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirler. Ankara Tunalı Hilmi'de bizi gelip ziyaret edebilirler. Mersin'de imalathanemiz var, oraya gelebilirler. Mersin Bozyaz ilçesinde. Biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz ve insanlar dışarı çıkmaktan biraz çekiniyorlar. Dükkanınızda aldığınız önlemlerden biraz bahsedelim. Evet, belli dönemler dinlendirdik, misafirlerimizi kabul etmedik ilk zamanlar. Web sitemiz 7/24 hizmetinizde olarak çalıştık. Instagram'dan sürekli yazıştık,
Oradan seçtik kartelalarımızdan, numaralarımızı da aynı şekilde. Dükkanımızda şöyle ki, muz lifi zaten antibakteriyel. İstediğiniz kadar buhar tutabilirsiniz, hiçbir şekilde bozulma yapmıyor. Onun dışında temizlik, hijyen tabii ki de. Gönül rahatlığıyla ürünlerimizi alıp kullanabilirsiniz. Zaten kişiye özel çalışıyoruz, çok fazla denetilmiyor. Dilerseniz de eğer pandemi dolayısıyla ben bu numarayı birebir kendime, kişiye özel istiyorum derseniz de 15 gün bir opsiyon veriyoruz. Bize o şansı verirseniz yapıp sıfır olarak size teslim edebiliriz. Peki ürünlerimiz nerelere kadar ulaşıyor? Biraz bundan bahsedelim. Ürünler her yere ulaşıyor. Yani Ankara'dan başladık, Türkiye ve bütün ülkelere ulaştırabiliyoruz. Kargomuz var, web sitemizden alabilirler. Müşteriler tabii dediğim gibi ön yargıyla yaklaşan da var. Muz lifi, muz ağacı hani nasıl oluyor falan. Gerçek mi diyen var, yani hani anahtarlık mı diyen var. O yüzden bu vitrin burada, lütfen gelin görün, lütfen bakın, dokunun, dokusuna bakın. Müşteri, kullanan müşterilerimizin inanılmaz güzel tepkiler alıyoruz. Talepler güzel. Bir alan üçlüyor, üç alıyor, dört alıyor, eşine dostuna alıyor. Ön yargılarımızı kırarsak müşteri memnuniyeti süper. Biz de memnunuz müşterilerimizden, kullananlardan. Bir de arkasındayız, ürünün arkasındayız. Herhangi bir sıkıntı da biz buradayız ki böyle bir şeyle de karşılaşmadık çok şükür. Ama insan elinden çıkıyor. Olursa da biz buradayız zaten. Peki efendim, röportajımıza son verirken tüm Türkiye Anlat Bakalım izleyicilerine ve güzel Ankara'mıza ne söylemek istersiniz? Önce hastalarımıza şifa diliyorum. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, biz de burada esnaflarız. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Karşılığını alıyoruz. Zor bir dönem, zor bir süreçten geçiyoruz. Ama biz hizmete açığız. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Gerek web sitemizden, gerek mağazamızdan, gerek Mersin'e, atölyemize. Sevgiler sunuyoruz. Hepinizi seviyoruz.